İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu, Ermenistan Cumhuriyeti ATM Dubai 2021 Uluslararası Fuarına katılacak. Anıt uzmanı Samvel Garabetyan'a adanan anma gecesi, Ermenistan Cumhuriyeti adlı gazete, Avrupa Ermeni savaş esirleri konusunu gündeme getiriyor. Batı Ermenistan'ın halfetinin endemik bitkisi Karagül tescillendi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde geleneksel Frankofon günleri başlıyor. Megeryan halı, Batı Ermenistan'ın kültürel mirası olan halıları restore ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 17 Mart'ta çevrim içi olarak gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Latin Amerika'dan milletvekilleri, Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve hükümet üyeleri katıldı. Oturuma Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan başkanlık etti. Gündemde güncel konular ele alındı. Hükümet parlamento soru cevap oturumu gerçekleştirildi. Oturuma katılanlar Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığını alınma prosedüründe değişiklik olasılığını tartıştılar. 2021 Turizm Programı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Turizm Komitesi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin turizm ürününün farkındalığını artırmak amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'dan gelen ve giden turizmde lider olan ATM Dubai 2021 Uluslararası Fuarına katılımını sağlayacak. Dubai'deki Dünya Ticaret Merkezi'nin tek çatısı altında gerçekleşen fuar 27 yıl boyunca birçok dünya turizm sonuçları ve destinasyonları ziyaretçilere ve ortaklarına sundu. Sergi bu yıl Dubai'de 2021-16-19 Mayıs arasında gerçekleşecek ve sanal platformda 24-26 Mayıs arasında sunulacak. Sergiye resmi Ermenistan pavyonu ile katılım, Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Turizm Komitesi tarafından gerçekleştiriliyor ve 2021 Turizm Programı çerçevesinde sübvanse ediliyor. Değerli yurttaşlar, bu yıl 13 Mart'ta yapılması planlanan Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı eski müdürü Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurucularından anıt uzmanı Samvel Garabetyan'a adanan anma gecesi 27 Mart 2021 tarihi saat 17'de Ermenistan Mimarlar Birliği binasında gerçekleşecek. Giriş ücretsizdir. Avrupa kurumları bugün esir konusunu ana gündemlerine taşıdı. 9 Mart'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan tarafından esir alınan Ermenilere uygulanan geçici tedbirler hakkında Bakanlar Komitesi'ni bilgilendirmeye karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan tarafından tutsak ve tutuklu olarak bulunan 249 Ermeni'den 72'sinin Azerbaycan'da bulunduğunu kaydetti. Azerbaycan geri kalan 112 kişi hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığına dair güvence verdi. Esirleri elinde tutan Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne baskı yapmak için onları kullanmaya çalıştığı açıktır. Şayet Azerbaycan, Ermenistan ile gerçek bir şekilde ilişki kurmak istiyorsa savaş esirlerini uzun zaman önce iade etmeliydi. Azerbaycan'ın bugünkü davranışı sadece konuyla ilgili bir çıkmaza yol açabilir ve üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını tehlikeye atabilir. Makalenin tamamı Hayastani Hanrabedut'un adlı gazetede mevcut. Dünyada sadece Batı Ermenistan'daki Urfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen Karagül'e coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan Karagül'ün tescillenmesi için Halfeti Belediye Başkanı'nın girişimleriyle 18 Eylül 2019'da başvuru yapıldı. Karagül filmlere, dizilere konu oluyor, yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretiliyor. Karagül ilçeye gelen tüm konukların ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagül'den reçel, lokum, parfüm, çikolata gibi ürünler de üretiliyor. Şayet Batı Ermenistan'ın Urfa iline gitme fırsatınız olursa mutlaka Karagül'ün bir hatıra olarak elde etmenizi tavsiye ederiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nde geleneksel Frankofon Kültür Günleri yeniden başlıyor. Bu vesileyle Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Jonathan Lagot bir basın toplantısı düzenledi. Büyükelçi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 17. Frankofon Zirvesi'ne nasıl ev sahipliği yaptığını hatırlatarak
bunu güzel bir organizasyon ve Ermenistan'ın başarıyla uygulayabildiği bir olaylar kompleksi olarak nitelendirdi. Büyükelçi yaptığı konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Fransız Frankofon Örgütü üyesidir. Bu nedenle işbirliğimiz çok uzun sürecek. Ermenistan'ın son zamanlarda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu hepimiz çok iyi anlıyoruz. Ancak bu bağlamda bile Ermeni-Fransız dostluğunu, Frankofon kültürünü devam ettirmenin, kutlamanın ve işbirliği yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ermenistan'ın Frankofon'un değerlerini takip etmeye sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda farklı değerler üstlenen Uluslararası Frankofon Örgütü'ne katılmaya karar vermesinin üzerinden 10 yıl geçti. Dünyada 300 milyondan fazla kişi Fransızca konuşmaktadır. Fransızca dünyanın en çok konuşulan 5. dili, 3. çalışma dili ve internette en çok kullanılan 4. dildir. Fransızca dünyanın en hızlı dili dedi. Eski çağlardan beri halı ve kilim Ermenilerin günlük yaşamının en önemli ihtiyaçları olarak sayılırdı. Megeryan sülalesi 4 nesildir eski halıları restore ediyor ve yenilerini üretiyor. Yaklaşık 30 yıl önce Megeryan ailesi Ermenistan Cumhuriyeti'nde geleneksel Ermeni halılarının görünümünü ve geleneksel tarzını koruma ilkelerine dayalı bir üretime başladı. Zamanla halıları çoğaltmak ve doğal boyalar elde etmek için eski Ermeni teknolojisini geliştirdiler ve el yapımı halıların üretiminde antik çağ ilkesini yarattılar. Böylece geleneksel Ermeni el yapımı halılarının üretimine yeni bir soluk verildi. Megeryanlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 22 yerleşim yerinde hem eski hem de yeni halı dokuma şubelerini açtılar. Megeryan Halı Şirketi Üretim ve Satış Müdürü Leonid Andreasyan, Megeryan Müzesi halılarını tanıttı, tarihlerini, yaşlarını, süslemelerin önemini anlattı. Röportajın tamamı YouTube sayfamızda mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Oşaganatlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk müziği Arevi Yerk Ubar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.